Ultra lüks yaşantı, son model arabalar, yüzlerce güzellik merkezi, özel uçaklar, helikopterler ve milyon dolarlık özel gün kutlamaları. Aslında atladığım çok daha fazla başlık vardır ama bunlar sadece ilk aklıma gelenler. İlan ve Engin Polat çifti bundan tam 5 yıl önce bir gecekondu mahallesinde yaşıyorlardı. Onlar sosyal medyaya yansıttıkları oldukça lüks yaşantılarıyla gündemden bir türlü düşmeyen isimlerin başında geliyor ve kullanıcıların büyük bir kısmı tarafından ilgiyle izleniyordu. Ta ki bir Kasım 2023'teki bir operasyonda Dilan ve Engin Polat'ın da içinde bulundukları 17 kişi yakalanana dek. Başlatılan soruşturma kapsamında Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu şüphelilerin kara para aklama, yolsuzluk ve evrakta sahtecilik gibi suçlardan mal varlıklarına el konulduğu ve yurt dışına çıkışlarının yasaklandığı kamuoyuna bildirilmişti. Peki çift nasıl tanıştı, zenginlik serüvenleri nasıl başladı, zengin olmadan önce nasıl bir hayatları vardı? Fazla uzatmadan anlatıyorum ancak tabii ki ufak ricamı dile getirdikten sonra. Genç ekibimizle yaptığımız içeriklerin devamı için abone olmanıza ihtiyacımız var. Gelin Globe ailesini birlikte büyütelim, başlıyorum. Instagram'da yaklaşık 7 milyon takipçiye sahip olan Dilan Polat 1990'da İstanbul'da dünyaya geldi. Varlıklı bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Ancak Dilan küçük yaştayken annesi beyin tümörü ve psikolojik sorunları olan babasının cinayetine kurban gitti. Travmatik olaylar sonrasında teyzesiyle büyüyen Dilan Polat'ın Sıla ve Can adında iki kardeşi var. Bu süreçte eğitim hayatında da çok zorlanmaya başlayan Dilan Polat bir dönem kendisine lupus adı verilen kelebek hastalığının olduğunu paylaşmıştı. Bu hastalık bağışıklık sistemiyle ilgili olup diğer organların işleyişini olumsuz yönde etkileyebiliyor. İlk olarak hep kolejlere giden Dilan okullardan atılmasının ardından teyzesi onu devlet okuluna yazdırdı. Eşi Engin'le orada tanıştılar. Tanışmasını ise şöyle anlatıyor. Merdivenlerden iniyordu, onu görünce ben burayı istiyorum dedim. Kontenjan vardı, oraya kayıt oldum. Engin'le öyle tanıştım. Ben 15 yaşındaydım. Hayatımın aşkı, mucizesi yani. Birkaç yıl sonra çift evlendi ve iki çocukları oldu. Engin Polat'ın annesi Şükran ve babası Sezgin Polat'la yaklaşık 5 yıl önce Ataşehir'de yaşadığı gecekondu bu şekilde görüntülenmişti. Yaşamlarının şimdiki lüksle alakası olmayan çiftin bir taksi ve sonra kamyonet alarak hayatlarını idame ettikleri öğrenildi. Sessiz ve sakin bir hayat sürüyorlardı. Eski komşularının ünlü fenomen hakkında kayınpederi ve kayınvalidesiyle zorlu bir yaşam mücadelesi veriyorlardı. Önce bir taksiyi, daha sonra kamyonet aldılar. Tarzındaki açıklamaları çeşitli platformlarda paylaşılıyor. Çift Dilan Polat'ın doğum fotoğrafçılığına başlamasının ardından yükselişe geçti. Dilan Polat iş hayatına doğum fotoğrafçılığıyla başladı ve birçok ünlü ismi fotoğrafçılığını yaptı. Daha sonra ise ablası Sıla ile birlikte güzellik merkezi açtı ve ardından şube sayısını çoğalttı. Ardındansa Gecekondu mahallesinden Çekmeköy'de bir villaya taşındılar. Kısa zaman sonra Dilan Polat adlı güzellik merkezinin Türkiye'de yaklaşık 115, yurt dışında ise 10 farklı şubesinin bulunduğu paylaşıldı. Engin Polat ise bir medikal şirketi kurucusu. Aynı zamanda bu şirketin yönetim kurulu başkanı olarak biliniyor. Kardeşi Alper Kürşat Polat'la beraber Engin Polat Men isimli erkek şubeleriyle ilgileniyor. Eşine aldığı hediyelerle bilinen Engin Polat, Instagram'da 1,5 milyon takipçiye sahip. Ayrıca ikilinin estetik ve kozmetik başta olmak üzere kuyumculuk, otomotiv, gayrimenkul, inşaat, turizm gibi çeşitli sektörlerde şirketleri olduğu konuşuluyor. Eşine olan sevgisini sık sık dile getiren Dilan Polat'ın evliliğine dair detayları ve günlük hayatını paylaştığı sosyal medya içerikleri de oldukça popüler. Evdeki çalışanlarıyla yaşadığı ufacık tartışmalara, onlara verdiği çeyrek altınlara bile hakimiz artık. Özellikle çiftin birbirine yaptığı milyonluk özel gün sürprizleri, araba, ev ve oldukça lüks organizasyonlarla birlikte hazırlanan hediyeler dikkat çekiyordu. Yani az önce anlattığım yaşam tarzından altın tozlu kahveler içilen, özel uçakla ve lüks arabalarla gezilen günlere hızlı bir şekilde ulaşılıyor. Çiftin para bizde minvalindeki paylaşımları çoğu zaman görgüsüzlük olarak nitelendiriliyor. Dilan Polat geçtiğimiz yılsa müzik sektörüne de el attı ve kendisiyle özdeşleşen enerji sözünü kullanarak yeni bir şarkı çıkardı. Haterlarına seslendiği bu şarkıya eş dost kim varsa evine topladı ve bir klip de çekti. Ancak bu şaşalı hayat geçtiğimiz yıl Kasım ayında gerçekleştirilen operasyonla sekteye uğradı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan çift kara para aklama suçlamasıyla tutuklandı. Çiftin kardeşleri ve Engin Polat'ın babasıyla birlikte toplam 23 kişi gözaltına alındı. Peki tam olarak neden? Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi, vergi usul kanunuyla futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi kanunlarına muhalefetle suçlanıyorlar. Çiftin milyonlarca liralık kara para trafiği yönettikleri iddia edildi ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Dosyada adı geçenlerin şirketler aracılığıyla milyonlar lira aklamaya çalıştığı iddia edildi. Sızan ve yalanlanmayan soruşturma raporlarına göre iddialar şöyle. Dilan Polat ve ilişkili olduğu kişi ve kurumlar özellikle internet üzerinden
yapılan satışlardan elde edilen kurum gelirlerini vergi matrahını azaltmak amacıyla sahte belge kullandı. Elde edilen hasılat nakit olarak çekildi. Bu paranın şahsi hesaplarıyla özellikle Milda Gayrimenkul şirketine nakit olarak yatırıldı. Lüks araç ve gayrimenkul alındı. Böylece suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçu işlendi. İnternet mecralarındaki satışların gerçekliği, ilişkili kurumlar adına alınan postlar üzerinden başta kredi kartı dolandırıcılığı, yasa dışı bahis ve benzeri şüphelerin bulunması nedeniyle söz konusu şüphelerin izalesinin ilgili banka ve ödeme kuruluşlarından alınan verilerin incelenmesiyle mümkün olabileceği, ileri inceleme sonuçlarının ayrıca ele alınması gerektiği değerlendirildi. Polat Çiftçi soruşturma başladığında öncelikle sosyal medya fenomenleriyle karşılıklı kavgaya girmeyi tercih etti. Herhangi bir suçları olmadığını savunan çift bir süre soruşturmayı inkar etmeye çalıştı ancak daha sonra özür mesajı yayınladı. Çift soruşturmanın normal bir süreç gibi algılanmasını, bütün şirketlerin rutin denetimde olduğunu anlatmaya çalıştı ancak daha sonra dosyanın içeriğine ilişkin bilgiler sızmaya başlayınca özür mesajı yayınlamak zorunda kaldılar. Bir süre sonra Dilan Polat'ın kardeşleri Sıla ve Can Doğu serbest bırakıldı. Tam 10 ay cezaevinde kalan Dilan Polat ise geçtiğimiz günlerde serbest bırakıldı. Cezaevinde sağlık sorunları yaşayan ve kendine zarar veren Dilan Polat'ın 40 yıl hapsi isteniyor ve bu süreçte tutuksuz yargılanacak. Yurt dışına çıkışı ise yasak. Dilan Polat cezaevinden çıktıktan sonraki gün eşi Engin Polat'ı ziyarete gitti. Şimdilik sosyal medya hesaplarını kullanmıyor. Peki sizce bundan sonra ne olacak? Yorumlarınızı bekliyorum.